Merhaba arkadaşlar, Spor Macera Dolu Seyahat Kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta bir anket yapmıştım. Özel yolcu salonlarıyla ilgili havalimanındaki bir video çekip anlatıp göstermeni ister misiniz diye sormuştum. Benim beklediğimden de daha yüksek bir oranda takipçilerin %85'i çek izleriz demişlerdi. Bugün o videoyu çekeceğim. Sizlere Türk Hava Yolları'nın farklı şehirlerdeki özel yolcu salonlarını bugün çekip göstereceğim. İlk durağımız İstanbul Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları özel yolcu salonu. Şimdi salona girelim ve içeriği size göstereyim. Daha sonra da özel yolcu programlarından ve salonları kimlerin nasıl kullandığına dair bilgi vereceğim. Bugün CIP salonu çok dolu. Ben pandemiden beri ilk defa bu kadar dolu olduğunu gördüm. Normalde iki ayrı salon var girişte gösterdiğim gibi. Bir tanesi Business Class ve Elite Plus yolcular için. Diğeri ise Elite ve Classic Plus statüsündeki yolcular için. Ama pandemiden beri Business Class ve Elite Plus'ın kullandığı salon normalde kapalıydı. Ben normalde bu salonu kullanıyorum Elite Plus olduğum için ama bu salon normalde kapalıydı. Bugün çok yoğunluk olduğu için oturacak yer yoktu yan salonda ki dediğim gibi pandemiden beri ilk defa bu kadar yoğun görüyorum. Tabii sezonun açılmasıyla insanlar biraz daha fazla seyahat etmeye başladılar demek ki. Zaten bu hafta Türk Hava Yolları pandemiden beri en fazla uçuşunu gerçekleştirdiği gün, yani rekoru bu hafta kırmış. Demek ki yakında ikinci salonlarda açılacak. Burayı o yüzden ikramları koymamışlar ama oturacak yer için açmışlar. Oturmak için yan salona geçebilirsiniz dediler. Ben de daha rahat konuşmak için geldim. Normalde ikramlar olarak buranın ve yan tarafın neredeyse hiçbir farkı yok. Sadece bu taraf biraz daha rahat, biraz daha sakin olmuş oluyordu normal zamanlarda pandemi öncesi. Belki bir iki çeşit fazla koyuyorlardı. Özel yolcu salonu şu demek, sık uçan yolcular için hava yolları, Türkiye'de Türk Hava Yolları, yurt dışında da ana o ülkenin milli bayrak taşıyıcı hava yolu firmaları genellikle havalimanlarında sık uçan yolcular için özel yolcu salonu yapıyorlar. CIP yani Commercial Important People veya özel yolcu salonu diyebileceğimiz Türkçe'ye. Böylece sık uçan yolcular geldiklerinde uçaklarını beklerken dinlenebilecekleri, kahvelerini içebilecekleri, atıştırabilecekleri, oturabilecekleri bir alan oluşturulmuş oluyor. Daha sessiz bir alan oluşturulmuş oluyor. Çünkü havalimanları hep bir curcuna, hep bir kalabalık, bir gürültü olduğundan dolayı insanları yoruyor. Sürekli olarak benim gibi mesela haftada iki defa seyahat eden bir insan için tabii bu yüksek ses sık olduğu zaman tekrarlandığında ciddi rahatsız edici boyutlara gelebiliyor. Son zamanlarda yeni açılan CIP salonlarında havalimanına dışarıdan girişten itibaren ayrılıyor. Yani havalimanı ana binasına girmiyorsunuz. Arabayla veya taksiyle direkt olarak özel yolcu salonunun önüne geliyorsunuz ve oradan direkt binaya giriş yapabiliyorsunuz. Bunun şu faydası olmuş oluyor. Normal binanın girişindeki işte güvenliktir, kalabalıktır, kuyruktur. Oraya takılmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi bir zaman kazanıyorsunuz. Ben mesela uçaklarıma genellikle 50 dakika kala havalimanına varırım. Ki şu anda da bakıyorum kapıya gidiniz uyarısı çıkmış ama daha başlamamış içeri giriş. Buradan özel yolcu salonlarından uçağa alınırken de şöyle bir kolaylık var. Normal taraftaki yolcular uçağa alınıyor. Onların sonlarına gelinince bu taraftan özel yolcu salonundaki yolcular anons edilerek veya daha doğrusu tabloda gösterilerek otobüs ile direkt uçağa götürülüyorlar. Dolayısıyla uçuşun kalkmasına 20-25 dakika kala buradan yolcular götürülüyor. Yani esasında uçuşunuzda son 35 dakika bile kala bile havalimanına varırsanız, sık uçan yolcu salonundan giriyorsanız eğer kaçırmazsınız, uçağınıza yetişirsiniz çok büyük ihtimalle. Türk Hava Yolları özelinde konuşursak, Türk Hava Yolları'nda 4 farklı satır var. İlk üye olduğunuz zaman herkes klasik üye olarak giriş yapıyorlar. Belli miktar uçtuktan sonra Classic Plus, daha fazla uçtuğunuz zaman Elite, daha fazla uçunca da Elite Plus diye 4 farklı kategori var. Özel yolcu salonunu Classic Plus'tan itibaren herkes kullanabiliyor. Classic Plus ve Elite bir salonu kullanıyor. Elite Plus ve Business uçan yolcular da ayrı bir salonu kullanıyor. Dış uçuşlarda ise Elite ve Elite Plus sadece loncu kullanabiliyor. Burası İstanbul Havalimanı, yeni havalimanının CIP salonu. Tabii ki en geniş burası. Bura dışında bugün Antalya'yı da göreceğiz, İzmir'i göreceğiz ve Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nın CIP salonunu gezeceğiz.
Havalimanı Selfie Launch böyleydi. Sıradaki durağımız Antalya. Şimdi ise Antalya Havalimanı'ndayım. Antalya Havalimanı'nda yeni yapılan salonlardan farklı olarak CIP salonu terminal binasının içerisinde. Önce terminal binasından giriş yapıyorsunuz. Check-in bankosunun yanında business class ve sık uçan yolcular için ayrı bir salon girişi var. CIP Launch'ta giriş terminal binasının içerisinden olduğu gibi çıktığınız zaman da direkt uçağa gitmiyorsunuz. Terminal binasının içerisine giriyorsunuz. Check-in kontrolünün arkasındaki kısma ve diğer yolcularla beraber uçağı kabul ediyorsunuz. Bu anlamda CIP Launch'ları içerisinde dezavantajlı olduğu söylenebilir. İstanbul, Muğla, İzmir, Ankara'ya kıyasla. Ancak Antalya Havalimanı'nda pandemi öncesinde sıcak yemek ikramı vardı yaklaşık bir yıldır. Normalde iç hatlar CIP salonlarında sıcak yemek servisi pek olmuyor. Bu anlamda Antalya biraz öne çıkmıştı. Ama pandemiden dolayı, pandemi bahane edilerek ikramların tüm salonlarda kısılması gibi burada da kısılmış. Burada da gösterdiğim gibi kahvaltılık ağırlıklı bir menü var. Normalde şu an saat akşam 7.30. Buna rağmen kruvasan ve kahvaltılıklar ve meyve ağırlıklı menüde. Tabii benim için önemli olan çay ve kahve. Çay ve kahve olduğu zaman bana yeter dedi. Salondan çıktığınız zaman asansörle veya merdivenle bir alt kata inip uçak kapısına ilerlemeniz gerekiyor. Bu tarafta yine lavabolar ve mescit var. Eskiden yanılmıyorsam pandemi öncesi çocuk oyun odası da vardı diye hatırlıyorum. Mescid de daha sonra yakın bir zamanda yapıldı. Tabii uçağa girişin terminalden yapılıyor olması salonların kazandırdığı zamanı burada kazanamıyor olmanız anlamına geliyor. Antalya Havalimanı yolcu salonu böyleydi. Bir sonraki durak İzmir. Ve şimdi de İzmir Launch önündeyim. İzmir'de de Launch İstanbul ve Bodrum'da olduğu gibi girişi dışarıdan ayrı bir bina şeklinde. Bu tabii ki çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor ve CIP salonuna giren yolcular için. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra geniş bir avluya giriliyor. Bu avlunun sağ tarafında sigara içme alanları var. Ortada bir bilardo masası var. Sol tarafta ise iki tane salon var. Bir tanesi Classic Plus ve Elite. Diğer taraf ise Elite Plus ve Business Plus. Elite Plus ve Business Plus belki pandemiden dolayı kapalı olabilir ama zannediyorum açık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Esasında iki launch'un çok büyük bir farkı yok. Sadece ikramlarda 2-3 ufak bir şey var. Bir de tabii ki yoğunluk. Bu taraf biraz daha az yoğun. Check-in başladığında bu kapıdan geçilip buradaki otobüsler ile geçiş yapılıyor uçağa. İki launch, Classic Plus ve Elite Launch'ı da bu tarafta. İkisi bu avluda birleşiyor. Burası Launch'un iş merkezi kısmı. Burada hani çalışmak için, çıktı almak için falan buralar kullanılabiliyor. Sordum, evet şu anda pandemiden dolayı iki Launch arasında herhangi bir ikram farkı yok. Hiçbir fark yok yani esasında. Hatta bu tarafta mescit var, o tarafta yok. Ama normalde pandemi öncesinde fark olarak diğer tarafta sıcak ikramlar, börek gibi oluyormuş ve meyve oluyormuş.
Yani neredeyse bir fark yok diyebiliriz. İzmir Lounge dizaynı bir hayli güzel. Daha sonra yapıldığı için lounge'lar içerisinde benim en beğendiklerimden bir tanesi. Geniş cam, dışarıyı olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bu tarafta da lavabolar ve mescitler var ve duş da var. İzmir Site Lounge bu şekildeydi. Sonrakilerde görüşmek üzere. Ve şimdi de Muğla Milas Bodrum Havalimanı'ndayım. Milas Bodrum Havalimanı'nın CIP salonundan gireceğiz. Bodrum Havalimanı da CIP salonu son birkaç yıl önce yenilenmişti. Ve bu yenilenmiş haliyle dışarıdan ayrı girişi var. İstanbul ve Antalya Havalimanı'ndaki CIP salonlarındaki gibi Milas Bodrum Havalimanı'nda CIP salonunun dışarıdan giriş olması zaman kazandırıyor. Ayrıca havalimanında iki defa güvenlik kontrolünden geçmeyi engelliyor. Tek sefer güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Dışarıdan girişe ayrı olmasına karşın içeriden, launch'tan terminal binasına geçiş yapıyorsunuz. Aynı Antalya Havalimanı gibi. Yani yarı bağımsız bir launch. Antalya ile en yeni, yani İstanbul-İzmir launch'larının arasında. Ama bence bu terminal binasına geçişte bir problem yok. Girişin ayrı olması daha önemli. Zaten ufak bir havalimanı olduğu için problemi teşkil etmiyor. Instagram'dan yaptığım ankette launch'ları videoya çekmemi istemiştiniz. Muğla launch'da, Muğla Milas Bodrum Havalimanı CIP launch'da bunun içerisinden sonuncusuydu. Dolayısıyla bu videoda İstanbul Havalimanı, İzmir Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Milas Bodrum Havalimanı sık uçan yolcu salonları, yani launch'ların videosunu çekmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. GoPro'yu kırdık, iyi mi? Neyse, ışıklı bir yere gidince gösterelim. Ufacık kırıldı ucundan. Ama oradan su alır diye bir endişem var. Dolayısıyla su altında kullanmak için artık geç olabilir.